İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Uluslararası Hrant Dink ödülleri 15 Eylül'de sahiplerini bulacak. Bakü, Brüksel'de varılan anlaşmalara göre Ermeni savaş esirlerinin iade edildiğini duyurdu. Agentmis grubu, ABD Eş Başkanı Philip Ricker, Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıtını ziyaret etti. Süren Babikyan ve Colin Kahl, barışı koruma misyonu ve askeri eğitim konusunda anlaşmaya vardı. Batı Ermenistan'ın Ayanis Kalesi'nde Ararat Krallığı döneminden kalma bronz süsleme levhası bulundu. Cavak'taki Madatapa Gölü kuruyor. Karel Hansan'ın Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'i anlatan ünlü Doğu'nun Felaketleri başlıklı kitabı Prag'da yayınlandı. Uluslararası Hrant Dink ödülleri için her yıl olduğu gibi bu yılda Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de tören düzenlenecek. Ödüller bu yıl 14. kez verilecek. Çevrim içi yapılacak tören Hrant Dink Vakfı'nın YouTube, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Ödül sahipleri tören sırasında açıklanacak. Bilindiği gibi ödül her yıl ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, Türkiye ve Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor. Aynı zamanda Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yıl boyunca yaptıklarıyla insan hakları, kadın hakları, ırkçılık karşıtı mücadele, yargı bağımsızlığı gibi pek çok konuda insana, insanlığa ışık tutan kişi ve kurumlar 2022 yılının ışıkları olarak tanıtılacak. Ödül müziğinde de imzası olan Arto Tunç Boyacan, bu yılda törenin birleştirici bir müzik şölenine dönüşmesini sağladı. Geceye özel performanslarıyla Artyom Manukyan, Barabar, Gayesu Akyol, He Violin Quartet, Melike Şahin ve Niv Grey adlı sanatçılar katılacak. Bakü, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Avrupa Konseyi liderlerinin 31 Ağustos'ta Brüksel'de yaptıkları müzakereler sırasında varılan anlaşmalara göre 8 Eylül'de 5 Ermeni savaş esirinin Ermenistan Cumhuriyeti'ne nakledildiğini duyurdu. Azerbaycan medyasının bildirdiğine göre Azerbaycan Savaş Esirleri, Rehineler ve Kayıp Şahıslar Devlet Komisyonu bunu duyurdu. Savaş esirlerinin teslim sürecinin Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırında gerçekleştirildiği kaydediliyor. Daha önce Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi, Azerbaycan'ın 8 Eylül'de 5 savaş esirini Ermeni tarafına iade ettiğini bildirmişti. 8 Eylül'de Agitmis grubunun ABD Eş Başkanı, Kafkasya Müzakereleri Özel Danışmanı Philip Ricker başkanlığındaki heyet, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerikan İşleri Dairesi Başkanı Armen Yeganyan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Lynn Tracy ile beraber Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıtını ziyaret etti. Ermenilere uygulanan soykırımı Müze Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan konukları karşıladı ve anıt kompleksinin oluşum tarihini anlattı. Ayrıca konuklara geçen yüzyılın sonunda Azerbaycan'da Ermeni nüfusuna yönelik etnik temizlik sırasında ölen Ermenilerin anısına ithaf edilen Dizernagapert'te yerleştirilen 3 haçkar anıtının tarihini de sundu. Philip Ricker, soykırımı kurbanlarının anısına anıta çelenk bıraktı, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyet üyeleri sonsuz ateşe çiçek bıraktı ve soykırım Armenosit'in 1,5 milyondan fazla masum kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Batı Ermenistan bu hamleyi olumlu değerlendiriyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin baskılarını aldırmadan Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'i resmen tanıyan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekiyor. 8 Eylül'de Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Süren Babikyan, Pentagon'da Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın politika işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Colin Kahl ile bir araya geldi. Görüşmede Ermeni-Amerikan Savunma İşbirliği'nin tüm gündemi tartışıldı. Barış misyonu, askeri eğitim, askeri tıp ve diğer alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde anlaşmalara varıldı.
Amerikan tarafının talebi üzerine Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki durum da dahil olmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti çevresindeki askeri politik durumu sundu. Taraflar bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları vurguladılar. Toplantıda karşılıklı çıkarları ilgilendiren uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Batı Ermenistan'ın Ayanis Kalesi'ndeki arkeoloji kazılarda ortaya çıkarılan odada, kraliyet ailesinin duvarda süs olarak kullandığı değerlendirilen yaklaşık 2700 yıllık bronz mimari kaplama levhası bütün halde bulundu. 34 yıldır kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü Batı Ermenistan'ın Van ilinin Tuşba ilçesindeki Ayanis Kalesi'nde Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Işıklı başkanlığında süren çalışmalarda birbiriyle bağlantılı 4 yeni oda ortaya çıkarıldı. Yeni odalarda sürdürülen kazı çalışmalarında Urartularda kraliyet ailesinin duvar ve kapılarda süs olarak kullandığı bronzdan yapılan üzeri bezemeli kaplama levhasına rastlandı. Metal buluntularla ilgili çalışma yürüten arkeolog Dr. Oğuz Aras ise levhanın arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan yeni bir örnek olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi. Urartular büyük bir maden ağına sahip. Bunu her alanda görebiliyoruz. Duvar süslemelerinden de bunu anlıyoruz. Bu buluntuda bir duvar süslemesi. Ortasında ve köşelerinde duvara sabitlenen süsleme öğeleri var. Üzerinde kapalı tomurcuklar yer alıyor. Merkezinde yine kabartmalı süslemeler var. Cavak Milli Parkı alanında bulunan Ninusminta bölgesinin Madatapa Gölü kuruyor. Bu yıl oldukça geniş bir alan kurudu. Sameba köyü sakinleri yağmurun az yağması ve yazın sıcak olması gibi hava koşullarının gölün kurumasına sebep olduğunu düşünüyorlar. Orada yaşayan sakinler ayrıca göldeki su seviyesinin her yıl düştüğünü söylüyor. Birkaç yıldır Madatapa Gölü'nde su seviyesini korumak için bir baraj inşa etme planı vardı. Ancak şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı. Gürcistan'ın Korunan Alanlar Ajansı'ndan Jinevse baraj inşa etmek için elektronik ihalenin açıklandığı ifade edildi. Bu aşamada ajans gerekli teknik talimatları geliştirmiş ve tasarım çalışmaları devam etmektedir. Daha fazla detay yakında açıklanacak. Madatapa Gölü, Cavak Platosu'nun güneydoğu kesiminde deniz seviyesinden 2108 metre yükseklikte yer almaktadır. Madatapa, kuş çeşitliliği bakımından diğer göllerden farklıdır. Burada Cavak Milli Parkı'nın tamamında olduğu kadar 180 kuş türü vardır. Madatapa, yeraltı suyu, yağmur suyu ve Cavak dağlarından erimiş karların suyundan beslenen nehirler ile besleniyor. Ünlü Çek yazar ve gezgin Karel Hansa'nın Doğunun Felaketleri adlı kitabının Ermenice çevirisi, Günler adlı Avrupa Dergisi'nin web sitesinin genel yayın yönetmeni ve Karl Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Anna Karapetyan'ın sıkı çalışması sayesinde Prag'da yayınlandı. Çevirmen ayrıca kitabın ön sözünü ve sınav çevirisi ile ilgili açıklayıcı ön sözü ve kitabın sonunda sunulan yaklaşık 500 notu da yazmıştır. Karel Hansa'nın bu kitabının ilk olarak 1923'te Çek Cumhuriyeti'nde Çekçe yayınlandığını ve 2006'da Prag'da ikinci kez yeniden yayınlandığını hatırlatalım. Karel Hansa kitapta sadece Ermeni halkının 1920'lere kadar olan tarihini değil, Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in seyrini, Lübnan ve Suriye'ye sığınan Ermeni göçmenlerin hayatını ve Ermeni yetimhanelerini de sunuyor. Yabancı bir seyyahın bu kitabı Ermeni soykırımı Armenosid hakkında ilk tanıklıklarından biridir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1895-1978 yılları arasında yaşamış Aşu Havasi'nin Muşe Harutyunyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ah Mi Ankamel adlı eseri sunuyoruz. Ah Mi Ankamel Zicehir Siruh İskez Falaseyi Noritsaç Kunkat Kovei Simun Anna Malaseyi Sakadalar Sarinaman Sotsit Gurastanaseyi Dolgunin karotov, tancov, vartov, vartadana seyi.
belgeselin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.